final gününde Ankara Keçiören'den Duygu Gelin'e konuk olacağız. 28 yaşında aslen Mardinli olan gelinimiz 5 yıllık evli. Adalet mezunu olan gelinimiz daha önce katiplik yapmış, şimdi ise ev hanımı. Ve 23. kattan size merhaba diyorum değerli izleyiciler. Çık çık bitmedi. Allah'tan müzik çalıyordu. Keyifli keyifli çıktık. Evet, Duygu'nun kapısına doğru ilerliyoruz. Aman aman şu girişe bakar mısınız? Böyle bir otelden işte efendim bir nişandır, düğündür gibi bir alandan geçiyor gibi hissettim kendimi. Girişte de böyle dolaplar var. Biz Ankara Keçiören semtindeyiz şu anda. Bakalım nasıl bir ev bizi bekliyor olacak. Final gününde harika bomba gibi bir gün bizi bekliyor değerli izleyenler. Aslanım, hoş geldiniz. Duygucuğum, hoş bulduk. Ne kadar güzelsiniz. Ya senin güzelliğin. Ya çok teşekkür ben ederim. Ben de teşekkür ederim. Evimi güzelleştirdiniz. Oh, çok teşekkür ederim. Ay burası ne kadar şık bir giriş olmuş böyle. Beğendiniz hep mi? Hep böyle bizim için. Sizin için tabii ki. Sürpriz yapsın. Çok naziksin. Kapının süsü hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Duygu Gelin'in Ankara Keçiören'deki evinde şaşaya doyacağız. Yatak odasından ayrı giyinme odası olan gelinimizin mutfağı adeta bir stüdyoyu anımsatıyor. Burası o kadar büyük ki mutfağın bir bölümü oturma odası olarak değerlendirilmiş. Balkonu da çok şık olan gelinimizin çeyiz odası adeta çeyizci dükkanı gibi. Şaşayı çok seven gelinimizden sade bir banyo beklemiyorduk. Burası da çok şık görünüyor. Salona geldiğimizde ise bizleri bambaşka bir tarz karşılıyor. Farklılıklardan hoşlanan gelinimizin evinde bugün konuşulacak çok şey var der sözü hanımlara bırakırım. Şöyle bir girişten başlayalım. Burada böyle bir aynan var. Evet. Evden çıkarken işte hazırlanıyorsun. Finalde şuraya bir bakıyorsun. Evet. Mutlaka. Ve solda salon ve tam karşıda mutfak. Mutfaktan başlayalım mı? Olur. Gezmeye. Şu girişteki apliklerini çok beğendim ayrıca şu. Çok teşekkür ederim. Bir dakika ederim. Durun. Şöyle mi kapanıyoruz? Evet, açıyoruz o zaman. Tatam. Çok güzel. Ya hep söylediğimi yine söyleyeceğim. Gerçekten bir evin kalbidir mutfak ve bu mutfak tam benlik. Beni buraya koy, akşam al buradan. Çünkü baksana harika bir, burada ağırlayabiliriz misafirlerimizi. Olur tabii. Ha. Çok keyifli değil mi? Çok güzel bir alan yaratmış burada kendisine. Böyle bir köşe takım, şurada bir televizyon. Burada hem yemeklerinizi yiyorsunuz herhalde. Değil mi? Günlük olarak evet burada oturuyoruz. Evet. Misafirlerimi salonda ağırlıyorum. Epey bir vakit geçiriyorsun diye tahmin ediyorum burada. Tabii. Aman da aman çok güzel, çok ferah. Bak İstanbul dışına çıktık değerli izleyenler. Ankara'dayız ve büyük evlere denk gelmeye başladık farkındaysanız. Evet. Ankara'da böyle metrekareleri büyük mü evlerin genelde? Evet, İstanbul'a göre daha büyük. Daha büyük ve daha geniş. Bir şey söyleyeyim mi? Buranın kapalı olması müthiş bir şey. Biz şu an 23. kattayız değerli izleyenler. Çık çık bitmedi. Yok. Ama. Çok uzun sürüyor. Çok hakikaten sen her gün buraya in çık. İnsan üşüyen üşer mi? Arada sırada çıkıyor. Bakayım manzara nasıl? Burada da böyle yeni binalar mı yapılıyor? Nedir buralar? Aşağıda yeni bir park yapılıyor. Havuz yapılıyor. Yeni binalar dikiliyor. Aa, camilere bakar mısınız? Ne kadar güzel. Sen orada kal. Tamam. Gel. Ben hep derim ki insanlar banyoya, lavaboya girdiği zaman yalnız kalırlar. İncelerler. Esas en temiz tutmamız, en şık olması gereken yer burası. Duygucuğum. Efendim aslanım. Beğendin banyonu. Ya teşekkür güzel, ederim. Güzel, cici bici senin gibi. Ve yatak odasına mı? Gidelim. Ha, evet, yatak odası tamam. Burası. Böyle kandiller. Var kandillerle bizi karşılıyor. Bizim yangın mangın çıkmasa Allah muhafaza. Yok. Evet evet çok güzel. Burada bir makyaj masam var. Burada giyim odası mı evet, var yoksa? Evet giyim odam var. Bir açayım. Sizi şöyle alayım. Şöyle alayım. İşte bizim Duygu gelinimizin giyim odası. Yalnız beyefendi... alakası yok burayla. O da buraya. Ha, o evet. Burada. Burası senin, sana ait. Burada küçük bir banyosu var. Belki
Şöyle gir. Ay ay, burası da aşk. Buram buram aşk. Kalpler, kalpli objeler, kalpli paspaslar. Aman aman aman. Güzel. Özenle, sevgiyle yapmışsın. Şimdi salona geçelim. Geçelim aslında. Ve gelinlerimizi bekleyelim. Evet, burası da evin salonu. Ne güzel yapmışlar böyle ya. Evet, çok dekoru çok güzel. Burası peki? Burası benimdi. Masa takımıyla birlikte almıştım ama buraya çok uyumlu oldu. Gayet uyumlu olmuş. Ay ne güzel objeler. Ay çok beğendim evini. Çok teşekkür vallahi ederim. Vallahi maşallah. Hakikaten saray gibi. Çok güzel. O senin naif halin de sinmiş evin içine. Ya çok sağ olun. Dün dedim ya zaten, ses tonunu, duruşunu hiç bozmadın. Bütün gelinlerin de hakikaten gönlünde bir taht kurduğunu hissediyorum. İnşallah naifliğinle. Öyledir. İnşallah yayından sonra da, programdan sonra da devam eder bu İnşallah. Güzel iletişiminiz. Kapı çaldı. Evet, gelinler geldi. Hadi bakalım. Karşıla sen. Vallahi bu Ramazan gününde efendim bize böyle evini açıyor bütün gelinlerimiz. Yoruluyorlar, haklarını helal etsinler. Bakalım kızlar ne diyecek? Epey bir yorum yapacaklar ama. Kızlar! Biz geldik. Hoş geldiniz. Ne güzel olmuşsunuz böyle. Sen de çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Bunları bizim için mi hazırladın? Evet. Beğendiniz mi sürprizimi? Evet. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Rica ederim.